Sevgili Galatasaraylılar, sevgili 1987 Galatasaray Unutamayanlar grubunun üyeleri. Öncelikle tebrik ediyorum. Sevinçliyiz. Uğraştık, didindik, konuştuk, yazıştık ve şampiyonluğu camia olarak elde ettik. Seviniyoruz, sevineceğiz tabii ki. Ve bu sevincimizi karşılıklı şu an için 78 bin kişi olmuş olan grubumuzda zaten bol bol paylaşıyoruz birbirimizle. Yazıyoruz, seneye neler olur, çiziyoruz, bu sene neler oldu. Ama şu anda bir coşku hali var. Neredeyse günlük 500 gönderi, artık binlerce etkileşim vesaire geliyor. O yüzden o konuşmaları, sevinçleri vesaire grupta yazışmaya devam edeceğiz. Ben burada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi şu an konuştuğum tarihten 3-4 gün sonra Fenerbahçe maçı var. Bakın benim aklıma bu ne getirdi? 1989 senesinde Galatasaray Avrupa'da Monaco'yu yendikten daha bir ay sonra bile değil, o sene şampiyonlukta Fenerbahçe ile Beşiktaş çekişiyordu. Galatasaray'ın iddiası yoktu, kopmuştu ligden ama kupa maçı vardı. İlk maç 2-2 bitmişti. İkinci maç oynanacaktı. Oynanıyordu. 3-0 Galatasaray öne geçmişti. Hepiniz bilirsiniz bu maçı. Zaten tarife gerek yok. 4-3 kaybettiğimiz maç. Bakın Rıdvan Dilmen ne diyor? Devre arasında girdik. Hepimiz bitmiş vaziyetteydik. Dağılmıştık gibisinden tanımlıyor ruh hallerini. Çünkü ilk yarıda Galatasaray yenmekle kalmadı. Daha doğrusu öne geçmekle kalmadı. Garip garip şova yönelik hareketler de yapmıştı. Bu Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik ekibi çok demoralize etmişti. Bizi toplayan Todor Veselinovic idi diyor. Bu konudan başka bir mevzuda da bahsetmiştik. Ama burada uymasın. Daha doğrusu bu bir uyarı olsun diye konuşalım. Veselinovic demiş ki arkadaşlar turu falan düşünmeyin. Kupayı falan da düşünmeyin. Maçı da düşünmeyin. Sadece çıkın 45 dakika var önünüzde. Maç 0-0 gibi düşünün ve ikinci yarı 1-0 kazanın dedi. 1-0 olsun kazanın. Yani maç 3-1 bitsin önemli değil ama siz ikinci yarıyı kazanın. Biz şimdi çok hakkımız yani 3-4 senedir şampiyon olamıyorduk. Bunun başka dinamikleri de vardı niye olamadığımızın. Hani say say bitmez. 6 saniye kuralı mı dersiniz? Çekilen çizgi mi? Çekilmeyen çizgi mi? O arada bir Rize Spor maçında, bir Sivas Spor maçında lehimize yapılan hatalar nedeniyle sanki bunlar örtülmek istenilmeye çalıştı ama bu iş böyle değildi. Galatasaray gerçekten biraz kösteklendi. Bu da sevilmediği için vesaire değil. Diğer rakiplerimizin yarışa ortak olabilmeleri için yapıldı. 2020'de, 2021'de, 2022'de Galatasaray gerçekten örselendi. Ama bu örselenmeden faydalarını bilen ezeli rakibimiz Fenerbahçe olmadı. Bu arada Trabzonspor gibi. Bakın Başakşehir'in şampiyon olduğu senenin şampiyonu benim için Trabzonspor'dur. Niye biliyor musunuz? Trabzonspor Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yokluğunda o sene gerçekten çok iyiydi Ünal Karaman yönetiminde. Ne olduysa Ünal Karaman'ın işine son verildi. Şu sebepten, bu sebepten, ticari sebepten, siyasi sebepten ve sanki üstü kapalı veya el altından Trabzon'a şu söylenildi. Bu sene bekleyin, sıranızı bekleyin. Size de yapılacak ama bu sene sizin sıranız değil denilip Başakşehir'e o şampiyonluk geçirildi. İzlenim oluştu. Bende elde kanıt yok. İddia edemem. Sonraki sene Trabzonspor. Bakın Galatasaray hatta Fenerbahçe yakalayamıyor bunları. Yani yarış dışı bırakılıyorlar. Gibi bir izlenim. Nasıl yapılıyor? Gerçekten yapılıyor mu? Bize mi öyle geliyor? Bilemiyorum. Bunu bilenler biliyordur. Şimdi biraz yukarılara veya işlerin yapıldığı yerlere yakınlığı olan insanlar ben konuşunca muhtemelen romantik olarak değerlendiriyorlardır benim konuşmaları. Gelelim esas meselemize. Biz böyle şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutlarken sokaklarda şu anda Fenerbahçe bilenmekte muhtemelen. Yani içeriden bir Todor Veselinovic ruhu çıkıp bu Jorge Jesus tarafından da veya başka bir şekilde de ortaya çıkabilir. Arkadaşlar rakibimizin sahasına gidiyoruz. Rakibimiz bizim olduğumuz ortamlarda çok müthiş şampiyonluk kutlamaları yapıyor ve bizi de yenip taçlandırmak istiyorlar. Biz buna izin verecek miyiz? Yoksa rakibimiz lay lay lomun içine düşmüşken biz bundan bir teselli ikramiyesi çıkarabilecek miyiz? Akıllı biri varsa içlerinde ki çok diyecektir ki dolayısıyla biz diyeceğine yönelik plan yapmalıyız ki şu anda bizim ekibin içinde de bu akıllılar vardır. Bunu atlamıyorlardır. Ligi unutun. Lig maçı değil bu. Tek bir maç. Tek bir maç. Bu maçı kazanın. Bu maçı kazanın. Öyle bir kazanın ki lig kupası yanlış yere gitmiş desinler diyecektir. Ve Fenerbahçeli futbolcular da, teknik ekip de, taraftarlar da bunu çok isteyeceklerdir. Bu amaca yöneleceklerdir. Bizim bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Yani bizim stresimizin kalmaması daha rahat oynamamıza sebep olacak, doğru. Ama bir lay lay lom ortamına denk gelirsek emsali görülmemiş bir mağlubiyetin mümessilleri olabiliriz. Tabii böyle bir şey ummuyoruz ve bunun önlemi mutlaka alınmıştır, alınıyordur. Bunun rehabilitasyonu, bunun psikolojisi oluşturuluyordur. Teşekkür ederim. Kutlamalara grupta devam.